Değerli izleyenler, ekranlarınıza değerlediğimiz haber turunu getiriyoruz şimdi. İpek Yolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede yer alan marketleri denetleyerek satılan her türlü ürünün gramajı, fiyatı ve irsaliye karşılaştırılması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında incelemesini yaptı. Farklı ürünleri kasaya götüren zabıta ekipleri etiket ile kasadaki fiyatların eşleşip eşleşmediğini karşılaştırdı. Etiket ve irsaliyelerde tespit edilen fiyat farkları hakkında raporu tutularak Ticaret Bakanlığı'nın ilgili birimlerine yönlendirildi. Van'ın Gevaş ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Olay ilçenin Elmalı Mahallesi Berberoğlu sokakta meydana geldi. Adil Ok isimli şahsa ait ev bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Gevaş Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Maddi hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Van'ın önde gelen ailelerinden iş insanı merhum Haydar Perihan'ın oğlu, birçok kulübün voleybol takımında forma giyen Kızılay Emniyet Güçlendirme Derneği, Türkiye Yardımseverler Derneği gibi spor ve sosyal yardımlaşma kuruluşlarında yöneticilik yapan Tekin Perihan hayatını kaybetti. Cenazesi ailesi, dostları, arkadaşları ve sevenleri tarafından Ferit Meren Havalimanı'ndan alınarak uzun araç konvoyu eşliğinde Boyalar Camii'ne getirildi. İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Tekin Perihan'ın cenazesi Akköprü mezarlığında gözyaşları arasında annesinin mezarı yanında toprağa verildi. Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temelini sevgi, fedakarlık ve hoşgörünün sembolü olan kadınların oluşturduğunu söyledi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Akman, kadınların toplumsal yaşamın ayrılmaz bir parçası, toplumun yapı taşını oluşturan ailenin temel unsuru olduğunu hatırlattı. Van'da hafta sonu oynanan birinci amatör maçları kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Önceki gün Hürriyet Eğitim Kurumları Spor ile Türk Telekom Spor arasında oynanan maçta Türk Telekom Spor rakibini 8-4 yenerek adeta gol rekoru kırdı.